Vatandaşlık hizmetleri doğumdan ölüme sürekli izlenmeli, gerekli kayıt ve istatistikler verileri sonuçlarına göre takip edilmelidir. Vatandaşlarımızın doğumdan ölüme kadar düzgün, rahat bir yaşam sürebilmesi başta hükümet olmak üzere hepimizin görevidir. Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri kanununda değişiklik yaparken vatandaşın hali nedir, geçimini nasıl sağlıyor, işsiz insanlarımız iş bulabiliyor mu, genç nüfus karamsarlığa düşmüş, üniversite öğrencileri yurtların camlarından atlayarak intihar ediyorsa, umutlarını yitiren insanlar yaşamlarını sonlandırıyorsa bunların bir sebebi olmalıdır. Nüfus hizmetleri kanunlarında değişiklik yaparken 80 milyonu vatandaş olarak görüyorsunuz. İş ve paylaşım olunca yandaşları koruyorsunuz. Mevcut iktidarlarınız döneminde dilimize yerleşen önemli sözcüklerden birini de vatandaş yerine yandaş sözcüğünü yerleştirdiniz. İş ve ihaleleri adrese teslim ediyorsunuz. İş alımlarına getirdiğiniz mülakat yönetim ile yandaşın işini kolaylaştırıp vatandaşların haklarını başkalarına veriyorsunuz. Buradan 80 milyon insan duysun. Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri kanununda değişiklik yaparken bütün vatandaşlarımıza adil ve eşit yaklaşılsın. Yazılı sınavlarda üstün başarı gösteren insanların haklarını mülakatla yok etmeyin. Adam kayırmalarda unutmayın ki hakkını elinden aldığın insan da bu ülkenin vatandaşı. Her türlü kamu görevini yaparken, vergi verirken nüfusumuz 80 milyon, devletin olanakları, sosyal yardımlarını verirken işe adam yerleştirmelerde, bakanlıklarda yandaş, vatandaş ayrımı yapıyorsunuz. İnsanlarımız hükümetinizden ayrım yapmamayı bekliyor. Resmi nikahla beraber inanç ve kültürel olarak evlenecek kişiler bilinen hoca, dede, seyit vesaire din adamlarının önünde iki kişinin anlaşarak uzlaşma iyi yerine getirerek karşılıklı olarak birbirlerine söz vermeleridir. Dinsel nikahlar insanın ahlaken vicdani duygularıyla kişinin bağımlılık yeminidir. İnsanın evliliği dünyada insanların bütünsel yaşamlarının bir arada yürütülmesidir. Hukuk devletlerinde resmi evlilik insanın dininden, ırkından bağımsızlık yurttaş hakkıdır. Resmi evlilikte kadının anayasal haklarını güvence altına alması zayıf olmanın korunması demektir. Evliliğin bu dünya işi olduğuna göre bu dünyadaki işlerimizi hukuk çerçevesi içerisinde ele almalıyız. Kadının korunması bizim gibi ülkelere çok önemlidir. Özellikle dini yaşamın içinde tutarak toplumumuzda ailede erkek baskısı üstünlüğü mevcuttur. Sosyal yaşamda kadının resmi nikahı anayasal olarak elde ettiğimiz hakların korunmak zorundayız. Cumhuriyetin temel niteliklerinde Türkiye Cumhuriyeti layık bir hukuk devletidir. Herkes din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, cinsiyet, felsefi inanç benzeri sebeplerle ayrım göze tıkmaksızın kanun önünde eşittir. Bu çağda erkek üstünlüğüyle emevi din yönetimi referanslarının temel alan ve de Diyanet İşleri ülkemizde Sünni Hanefi inancının yaşamsal ibadetlerini koruyan bir makamdır. Ayrıca küçük yaşta evlilikte kadının çalışması ve giyimine kadar skandal açıklamalara ve mühitlere neden verildiğini zihniyetin geldiği sonuçtur. Mühitlere bu yetki verilmemelidir.